Teknoloji Oku takipçilerimize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda hemen şu anda ekranda görmüş olduğumuz Monster Huma H5 ve 1.2 bilgisayarı inceliyoruz. Hem iş hem oyun bilgisayarı olur mu demeyin. Monster yapmış. Detaylar videomuzda. Hep beraber izleyelim. Bildiği gibi Monster uzun yıllardır sadece ve sadece oyun bilgisayarı üreten bir marka. Markanın ürün gamına baktığımızda ağırlıklı olarak oyun bilgisayarı ürettiğini görüyoruz. Fakat bazen böyle farklı ürünler de çıkartıyorlar. İşte şu anda ekranda görmüş olduğunuz, masamın üzerinde görmüş olduğunuz bu bilgisayar Huma H5 V1.2 hem iş hem de eğlence için kullanılabilecek enteresan bir bilgisayar. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben birazcık dış görünümünden bahsetmek istiyorum. H5 V1.2'de magnezyum bir gövde tasarımı kullanılmış. Bu magnezyumun kullanılmasının sebebi hem sağlamlık sunması hem de hafif olması arkadaşlar. Bize gönderilen şu anda ekranda gördüğünüz olduğu gibi siyah bir renk ama tam bir simsiyah değil bu renk bu arada. Böyle nasıl anlatayım? Gri'nin çok koyu bir gri ya da böyle duman grisinin çok koyu hali gibi düşünebiliriz. Tam anlamıyla simsiyah bir gövde tasarımı yok. Ekrana bakacak olursak biliyorsunuz genelde bilgisayarlar da artık ekranlı çerçeveleri giderek incelmeye başladı. Huma H5'te de bu durum aynen devam ediyor. Yanlarda özellikle çok ince bir çerçeve var. Üstteki çerçeve birazcık kalın. Onun kalın olmasının sebebi ise üst tarafta bir webcam bulunuyor. Aynı zamanda burada kızılötesi algılayıcılar ve Windows Hello'yu kullanmak için çeşitli algılayıcılar da var. O yüzden bir parça kalın ama çok da kalın değil. Alt kısımda kabul edilebilir ölçüde bir kalınlık söz konusu. Çok aşırı bir kalınlıkta olmadığını belirteyim. Ama yanlardan ve yukarıdan bir tık daha kalın olduğunu söyleyebilirim. Tuş takımına bakacak olursak düz bir tasarımlı tuş takım bizleri karşılıyor. Bütün tuşlar işte fonksiyon tuşları hariç aynı boyutta tasarlanmış. Ok tuşları vesaire falan da oldukça büyük. Çok küçük bazen çok küçük yapılıyor. Bunda öyle değil. Numerik tuş takımı yok. Fonksiyon tuş takımları üst tarafta konumlandırılmış. Buradan çeşitli ayarları yapabiliyorsunuz. Tuş takımın hemen üzerinde bir güç tuşu var. Güç tuşunun hemen yanında ise cihazı fişe taktığınız zaman yanan bir LED lamba mevcut. Alt kısımda ise bizleri bir touchpad karşılıyor. Touchpad'in üzerinde bir de LED lamba var sol üst köşede. Oraya iki kere tıkladığınız zaman touchpad'i açıp kapatabiliyorsunuz. Yani iki kere tıklayınca açılıyor, iki kere tıklayınca kapanıyor. Bunun dışında cihazın ön tarafına bakacak olursak şöyle göstermiş olayım elimle de bir logomuz mevcut. Bu logo ışıklı değil. Bazı Monster modellerinde ışıklı ama bunda değil arkadaşlar. Sadece bir logo şeklinde duruyor. Giriş çıkışlara biraz bakalım. Sağ tarafa baktığımızda bir şarj girişini görüyoruz. Onun hemen yanında HDMI girişi var. Onun hemen yanında bir USB Type-A. Onun hemen yanında ise USB Type-C bulunuyor. Sol tarafta ise Kensington kilidimiz var. Açılıp kapanabilir bir Ethernet girişimiz var. Yani ince bir gövde olduğu için inceltilmiş bir Ethernet girişi var. İki tane USB Type-A, kulaklık mikrofon girişi ve microSD kart okuyucu yuvamızın olduğunu da söyleyeyim. Alt kısımda ise hem ızgara bulunuyor. Geniş de bir ızgara tasarlanmış hava çıkışı için. Ama ön yan tarafta da bir ızgara mevcut. Hava buradan çıktığı zaman bu şekilde ön taraftan da çıkıyor. Yani cihazı masa üstüne koyduğunuzda ısınması söz konusu değil. Çıkışlar çünkü arka taraftan da yapılabiliyor. İki adet hoparlörün ızgara deliklerini de yine alt kısımda görebiliyoruz. Şimdi bu genel görünümden sonra Huma H5 V1.2'nin biraz teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu cihaz 9. nesil bir Intel i7 işlemciyle geliyor arkadaşlar. İşlemcimizin kodu ise 9750H. 1920'ye 1080 piksellik mat LED bir ekranımız var. 15.6 inç büyüklüğe sahip bu ekran ve %100 sRGB desteği verebiliyor. RAM tarafında 16 GB DDR4 ile RAM bizi karşılarken 2666 MHz bu arada. 4 GB GDDR5 Nvidia GeForce GTX 1650 ekran kartımız var. 500 GB'lık OCZ M.2 SSD mevcut. İkinci bir M.2 SSD portumuz var. Onu belirtelim. FreeDOS işletim sistemiyle geliyor dizüstü bilgisayarımız. Arka aydınlatmalı bir klavyemiz var. HD kameramız var. Windows Hello desteği olduğunu söylemiştim. İşte Bluetooth var 5.0. Dual Band Wireless'ımız mevcut. 2x2 watt'lık bir hoparlörümüz bulunuyor. Sound Blaster Cinema 5 ses desteğimiz var. MicroSD kart okuyucu, Gigabit Ethernet
gibi özellikler bulunuyor. Şimdi az önce USB'lerden bahsettim ama hızlarını söylemedim size. Biraz onlardan bahsedeyim. Bir tane USB 2.0 var. İki tane USB 3.1 Gen 1 var. Type A şeklinde. Bir tane USB 3.1 Gen 1 var. Type C şeklinde. Bir tane HDMI olduğunu söylemiştik. 1.6 kilogram ağırlık var arkadaşlar. Bu güçlü ve yüksek donanımlı bilgisayarın toplam ağırlığı 1.6 kilogram. Çok hafif. Öyle söyleyeyim. Gerçekten çok hafif. 6 hücreli lityum polimer pilimiz var. Bu pilin gücü ise sıkı durun 91.2 watt saat. Çok yüksek bir değer. Onun detaylarını pil tarafında söyleyeceğim. 7900 mAh'lik bir pil var. Biz bu incelemeyi yaptığımız ki Mayıs ayının başında yaptık. Fiyatı ise 9499 TL idi. Monster Huma H5 V1.2'nin. Evet, bilgisayarın genel görünümüne bir baktık. Teknik özelliklerine bir değindik. Şimdi birazcık deneyimden bahsedelim. Ben bu cihazı bir ayı geçti yaklaşık olarak kullanıyorum. Günlük işlerimde kullanıyorum. Teknoloji Okulu'nun bazı videolarını düzenleme ve editleme işlemlerini de bu bilgisayarda yapıyorum. Performans anlamında 10 numara bir bilgisayar var. Zaten kullandığı Intel i7 işlemci performans anlamında sınırları zorlayan bir işlemci. 9. nesil. Ha, 10. nesiller çıktı. Onlar da bize teste gelecek. Ama bu 9. nesil, bu da çok güçlü ve çok hızlı. Onu da belirtmiş olalım. RAM iyi. 16 GB RAM sıkıntısız çalıştırıyor. Bütün uygulamaları, bütün programları vesaireleri. Ayrıca kullanılan SSD de çok hızlı bir SSD. Onun da testlerini yaptık biz. Saniyede 2760 MB okuma, 1926 MB'da yazma hızına ulaştık ki bu normalde Master'ın verdiği değerlerin de üzerinde bir değer çıktı. Gerçekten de çok hızlı bir SSD'miz var. 512 olması da güzel arkadaşlar. Günlük ihtiyaçlar için 512 GB fazlasıyla yeterli ama böyle hani çok oyun oynarım ben, çok gigabaytlarca doküman taşımak istiyorum derseniz ya bir harici çözüm bulmanız lazım ya da birazdan detaylarına değineceğim bu güncelleştirme seçenekleri içinden o ikinci M2 SSD portuna bir disk taktırabilirsiniz veya siz takabilirsiniz. Böyle bir seçeneğinizin de olduğunu belirteyim. Bilgisayar FreeDOS işletim sistemine geliyor. Eğer isterseniz özelleştirme seçenekleri satın alırken Master'dan Windows'u satın alabiliyorsunuz. Ya da elinizde Windows lisansı varsa siz de yükleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum ama Master bilgisayarlar genelde FreeDOS olarak geliyor. Windows'u sonradan almanız gerekiyor. Peki performans tarafında ne yaptık? Sentetik testlerden başlayayım isterseniz. PCMag testinde 4151 puan aldı. Bu canavar bilgisayar, onu söyleyelim. Yaptığımız kendi kullanım testlerimizde ise biz bu bilgisayara Photoshop, Premiere, işte ne bileyim aklınıza gelebilecek her türlü video düzenleme, editleme programları yükledik. Hiçbir şekilde sorunsuz çalışıyor. Premiere'de şöyle bir örnek vereyim. 10 dakikalık bir videoyu 10 dakikada render yapabiliyor. Yani 10 dakikaya 10 dakika beklemeniz gerekiyor. Onu da söylemiş olayım. Yani performans anlamında sıkıntı yaşayacağınız bir bilgisayar değil bu arkadaşlar. Bazen soruyorsunuz incelemelerin altında. Hatta bu kutu açılım videosu çekmiştik biz. Onu da yukarıdan sizlere linkini vereyim. Oradan da izleyebilirsiniz. Ona da sormuştunuz. AutoCAD çalıştırır mı? Çalıştırır arkadaşlar. Aklınıza gelecek, hani zorlayabilecek her türlü programı bu bilgisayar çalıştırır. Her türlü oyunu da çalıştırıyor. Doom Eternal yükledim. Sıkıntı yok. Just Cause 4 yükledik. Full HD 30 FPS, 40 FPS çok çok rahat görüyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok, takılma yok, zorlanma yok. Canavar gibi çalışıyor. Onun dışında baktığımızda Gears 5 yükledim. O da gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ve yani şu anda satışta olan ve muhtemelen 1-2 yıl içinde piyasaya çıkacak olan bütün oyunları Huma H5 V1.2 ile rahatlıkla oynayabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızın garantisini ben veriyorum arkadaşlar. Ben şimdiye kadar bu bilgisayarı bu şekilde kullandım. Yani herhangi altına bir destek koymadan kullandım. Ve son derece memnun kaldım. Hani aşırı bir ısınma yoktu. Gayet serin serin oyunlarımızı oynadık. Bu arada dipnot olarak şunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Şurada gördüğünüz Monster logosu ışıklı arkadaşlar. Bazı modellerde biliyorsunuz ışıksız oluyor. Fakat bu Tulpar modelindeki logo tamamen ışıklı. Yani
açtığınızda ışığı yanıyor. Bu da hoş bir eklenti olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer önemli nokta ise bazı toolbar modellerinin şu kısmında ışık oluyor arkadaşlar ve toolbar yazısı oluyor. Fakat bu modelde o yazı yok. Yine RGB klavye alışık olduğumuz gibi geliyor. Touchpad'e ise iki kere dokunduğumuzda aktif ediyoruz ve iki kere dokunduğumuzda yine. Şimdi üründe bir de bir microSD kart yuvası olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Onun da bir testini yaptık. Okuma hızı 25.9 MB çıktı. Yazma hızı ise 16.88 MB saniyedeki hızlardan bahsediyorum. Rakamlar bu şekilde. Çok daha hızlı bir ek okuyucular var. O bir tık daha hızlı olabilirdi belki ama yine de günlük ihtiyaçlarımız için bu hızların yeterli olduğunu belirteyim. Şimdi gelelim Master'ın diğer bilgisayarlarında da sunduğu konfigürasyon seçeneklerine. Çok farklı farklı konfigürasyonlarla bu bilgisayarı satın alabiliyorsunuz. Ama konfigürasyon derken yanlış anlaşılmasın. İşlemci falan değişikliğinden bahsetmiyorum. RAM'i arttırabiliyorsunuz. 16 bir tek bir slot var. İsterseniz 32 alabilirsiniz. Ya da bir tane daha M.2 slotu var biliyorsunuz. İsterseniz oraya bir 512 GB ya da 1 TB disk takıp orayı da kullanabilmeniz mümkün. Yani depolama alanını arttırmanız mümkün. Hani benim çok yere ihtiyacım var. Harici disklerle de uğraşmak istemiyorum derseniz satın alırken böyle bir opsiyonun da olduğunu söyleyeyim. Zaten bunu Master'ın web sayfasından yapıyorsunuz. Böyle hani onu ekleyeyim, bunu ekleyeyim, şunu ekleyeyim derken fiyatı 17 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yani Windows'u da ekledim. Ben Pro versiyonunu işte çeşitli farklı farklı aksesuarlar şunudu buydu falan ekledim. Hepsini eklediğimiz zaman ortaya çıkan rakam 17 bin lira oluyor. Ama bizim test ettiğimiz sürüm 9.499 TL'lik sürümdü. Onu da belirteyim. Gelelim birçoğunuzun merak ettiği konu olan pil performansına arkadaşlar. Teknik özelliklerde söyledim 91.2 watt saatlik bir pilimiz var. Bu pil bize günlük kullanımda çok rahat bir şekilde 6 saati gösteriyor arkadaşlar. Hatta ben şu an bakayım. Şu an baktım %95 gösteriyor pil ömrü. Ortalama bir güç modundayım. Yani çok yüksek değilim. Çok da alçak da değil şu andaki güç modumuz. Hatta ben ekranda şu anda onun da görüntüsünü size göstereyim. 6 saat 47 dakika gösteriyor bize Windows'un verdiği değer. Tabii bu çok doğru olmayabilir. Yapacağınız işe göre bu 3 saatte de biter. 7 saat, 8 saatte de çıkabilir. Ama 6 saat 47 dakika demek bizim rahatlıkla bu süreleri görebileceğimiz anlamına geliyor. Ben de kendi yaptığım testlerde yani kullanım testlerimde sabah alıp akşama kadar neredeyse hiç şarj etmeden kullandığım zamanlar oldu. Şarja ihtiyacınız olmadan bir günü eğer çok böyle yoğun bir işlem yapmıyorsanız geçirmeniz mümkün. Tabii her zaman yaptığımız gibi sentetik testler de yaptık. Huma H5V1.2 için. PCMark Battery Modern Office testinde 11 saat 6 dakika gibi çok yüksek bir değer gördük. Gaming'de ise 3 saat 44 dakika gibi bir değer verdi bize. Gerçekten de uzun saatler kullanabileceğiniz bir dizüstü bilgisayar. Biliyorsunuz Windows bilgisayarların en büyük sıkıntılarından bir tanesi pil ömrüyle çok iyi değildir. Hani 5 saati görürseniz öpüp başınıza koyun deriz ama bu cihaz 6 saati, 7 saati hatta çok zorlarsanız çok hani performanslı bir şeyler kullanmazsanız 8 saate bile ulaşabileceğiniz bir pil ömrü sunuyor. Ben pil ömrü konusunda çok başarılı buldum. Eğer ki hani hem böyle pil ömrü iyi olsun hem de taşınabilir olsun, hafif olsun diyorsanız Huma H5V1.2 derim. Gelelim kamera konusuna. Az önce bahsettim. Windows Hello olduğunu söyledim. Windows Hello'yu bilmeyenler için hatırlatmakta fayda var. Windows bilgisayarınızı yüzünüzle açabiliyorsunuz. Önce bir tanımlama yapmanız gerekiyor. Daha sonra da web kamerasını kullanarak yüzünüzü böyle getirdiğiniz zaman bilgisayar açılıyor. Yalnız şöyle bir konuda uyarayım arkadaşlar. Üzerinde webcam olan her bilgisayar Windows Hello'yu desteklemiyor. Windows Hello çalışması için kızılötesi algılayıcılar ve işte bazı yazılımsal ve donanımsal özelliklere sahip olması gerekiyor o bilgisayarın. Bu bilgisayarda var. O yüzden her bilgisayarda yani webcam vardır dizüstü bilgisayarlarda ama her webcam olan bilgisayarda siz bu Windows Hello'yu kullanamıyorsunuz. Huma H5'te bunu kullanabiliyorsunuz. Webcam tarafına geri dönecek olursak kameranın performansını birazdan bir videoyla göstereceğim size. HD bir kamera var üzerinde. Günlük ihtiyaçlarınız için hani böyle ben konferans yapayım, Zoom'a bağlanayım, şunu yapayım, bunu yapayım. Çok başarılı. Ben birkaç öyle sanal basın toplantısının olsun veya işte canlı yayınlarda filan YouTube kanalımızda yapıyoruz biliyorsunuz. Onları da şimdi yukarıdan çıkartayım oradan izleyebilirsiniz. O tip yayınlarda falan kullandık. Yeteri kadar bir kalite sunuyor. Daha fazla isterseniz zaten harici bir şey de bağlarsınız. O da ayrı bir konu. Şimdi gelin Huma H5V1.2'nin kamera kalitesini ve ses kalitesini, o kamera nasıl ses kaydı alıyor onu önce bir izleyelim. Sonra videomuza devam edeceğiz. Bu videoyu Huma H5V1.2'nin web kamerasını kullanarak kayıt ediyorum. HD formatında video kayıt yapabiliyor. Ses ve görüntüyü şu anda bu kameradan alıyorsunuz.
Kapalı bir mekanda tavanda bir lamba var. Işık da dışarıdan da bir ışık geliyor. Gün ışığı var şu anda. Gündüz yapıyoruz bu çekimi. İşte Huma H5V1.2'nin kamera kalitesi bu şekilde. Son olarak Monster Huma H5V1.2'nin fiyatına biraz bakmak istiyoruz. Biz bu testi yaptığımız tarihte 9.499 TL idi. Mayıs ayının başında yaptık arkadaşlar, bu videoyu çektik. Fiyat yüksek mi? Alım gücü açısından değerlendirdiğimizde evet yüksek, ama kullanılan donanım, dolar kuru vesaire derken ne yazık ki arkadaşlar sadece bilgisayarlarda değil tüm elektronik cihazlarda artık fiyatlar birazcık yüksek kalmaya başladı. Ama sunduğu donanıma baktığımızda ve rakiplerine baktığımızda zaten 10.000 TL civarında olduğunu görüyoruz fiyatın. Bu ürünün en önemli farkı ise hem iş hem oyun dünyasına hitap etmesi. Yani hem eğlence hem iş için tasarlanmış olması. Çok fazla da bu tarz ürün yok bu arada piyasada, onu da söyleyeyim. Olanlar ya oyun için tasarlanmış ya da iş için tasarlanmış. Bundan pahalı olanları da var. Biraz daha düşük rakamlara satılanları da var. Ama fiyatın o aralıkta, yani iyi bir makul bir aralıkta olduğunu ve sunduklarına göre makul bir noktada olduğunu söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş bir videonun daha sonuna geliyoruz. Yine uzun bir video oldu, kusura bakmayın, ama cihaz da sağlam olunca mecburen biraz uzatmak zorunda kaldık. Huma H5V1.2 ile ilgili merak ettiklerinizi, şunu yapabiliyor mu, bunu yapabiliyor mu, böyle bir özelliği var mı gibi sorularınızı bu videonun altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Ancak şunu rica ediyorum arkadaşlar, videonun tamamını izledikten sonra bizim söylemeyi unuttuğumuz bir şey varsa lütfen sorun. Çünkü bazen anlattığımız şeyleri de soruyorsunuz tekrar tekrar. Biz de mecburen videoda var demek zorunda kalıyoruz. Lütfen videoyu tamamını izleyin. Ondan sonra şunu söylemedik, bunu söylemedik olabilir. Biz de insanız. Bazen unutuyoruz. Gözümüzden kaçabiliyor. Sürçülisan edebiliyoruz. Ya da o konu bizim için çok önemli olmayabiliyor. Sizin için önemli olabiliyor. Onları videonun altında bizlere sorabilirsiniz. Bir incelemenin daha sonuna geldik. Sürçülisan ettiysek affola arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmanızı rica ediyorum. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Farklı bir videoda, farklı bir çekte karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.